Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce bütçe görüşmeleri esnasında kaybettiğimiz Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez, Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi'ne ve Yüce Meclisimize başsağlığı diliyorum. Kıymetli hazırım, 2024 bütçesinde 11 trilyon 90 milyar gider öngörülürken 8 trilyon 440 milyar gelir öngörülüyor. Yani bütçe daha yıl başlamadan bizlere hazinenin 2 trilyon 650 milyar lira borçla, yani yaklaşık 100 milyar dolarla yeni yıla bismillah diyeceğini anlatıyor. Borç yiğidin kamçısı diyelim demesine de, geçtiğimiz dönem aynı açık 469 milyar lirayken yıl sonundan neredeyse 5'e katlanmış. İktidarın ekonomide herhangi bir hesabının tutmadığını da çok iyi bildiğimizden, bu borcun yıl sonunda hiç olmayacaksa 5 milyar liraya geçeceğini öngörmek zor değil. Çünkü bu borç döviz kurumdan, enflasyondan, yani genel ekonomi yönetiminden bağımsız bir miktar değil. Siz ekonomik göstergeleri düzeltirseniz ancak bu borcu eritirsiniz. Ama değerli milletvekilleri, daha net anlaşılması için söylüyorum, bu açık 2022 yılı bütçe giderimizle eş değer. 2 sene önce bu parayla memleket idare ederken, bugün bu para sadece ekonomideki net borçlanma miktarı olmuş. Dünyanın en hızlı değer kaybeden para birimi sayenizde Türk lirası oldu. Türk lirası nasıl bu hale geldi diye kendimize hiç soruyor muyuz değerli milletvekilleri? Faiz ve vergi. Bir bütçe yapılırken kimden ne aldığı, kime ne verdiği, o bütçeyi yapanların da kimden taraf olduğunu ortaya koyar. Bakın, bu bütçede faize ödenecek para tam 1 trilyon 250 milyar, yani 45 milyar dolar. Tüm samimiyetimle soruyorum. Şimdi biz bu bütçe faizcilerin bütçesi derken haksız mıydık? Bu bütçe Londra tefecilerini besliyor derken haksız mıydık? Bu bütçede halk yok, para babaları var derken haksız mıydık? Faizcilere 1 trilyon 250 milyar lira para aktarırken 2023 yılında toplanan verginin 2 katı, üstelik daha da adaletsiz şekilde milletten toplanacak. Kim için? Faizciler için. Değerli arkadaşlar, 6 Şubat depremi üzerinden 1 yıl geçti. Depremin ardından 1 yıl içinde konutları yapıp teslim edeceğiz dediniz. Daha geçen hafta ben bizzat Kahramanmaraş'taydım. Bırakın konutu, doğru düzgün konteyner kent kurulamamış. Burada zannediyorum Maraş milletvekili arkadaşlarımız mevcuttur. Havalimanı konteyner kentini ziyaret ettim. 7000 kişi yaşıyor konteyner kentte. Sağlık ocağı mevcut değil. Bizden talepte bulundular. Biz de yerine getireceğiz. Buradan da ifade etmek istedim. 1 yıl oldu, hala oradaki vatandaşlarımız için depremzede diyoruz. Ben üzülüyorum bunu söylerken. Isınma, barınma, eğitim, sağlık sorunları olduğu gibi duruyor. Yine aynı konteyner kentte çok ciddi bir kreş ihtiyacı var. İşte bu faizleri beslemek yerine bu parayı halk için harcasak, şimdi bırakın Maraş'ı, 6 Şubat'ta depremden etkilenen her ilin tamamında deprem konutları yapılmıştı. Kamuda atama bekleyen binlerce gencimiz var. 100 bin öğretmeninden gıda mühendisine, inşaat mühendisine, mimarına, teknik personeline kadar tüm boş kadrolar bu parayla dolabilirdi. Bu para faize gitmeseydi, emekler arasında çalışan çalışmayan ayrımı yapılır mıydı? Bakın, çalışan emekler hala ikramiye bekliyor. Ama gelin görün ki milyonlar iktidardan çözüm beklerken iktidar faizcilerin derdini çözmeye koşuyor. Değerli milletvekilleri, çok açık ki bu bütçe ekonomide istihdam yaratmaz, işsizlik problemini çözmez, yatırımları tetiklemez, cari açığı azaltmaz, döviz kuru artışını engellemez. Dar gelirlinin, yoksulun, işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, esnafın, KOBİ'nin derdine derman olacak bir bütçe değil. Bu bütçe borçlanma yoluyla özelleştirmenin de önünü sonuna kadar açan bir bütçe.
Sayın Genç, lütfen tamamlayın. Nasıl satıldıysa, Sümerbank nasıl satıldıysa, şeker fabrikaları nasıl satıldıysa, Tekel nasıl satıldıysa, seçim bölgem Kayseri'de Meybuz, Taksan nasıl satıldıysa, sırada başka değerlerimiz var demektir. Devlet Demiryolları, İzmir Limanı var demektir. Siz bu bütçeyle Devlet Demiryollarını da satarsınız, İzmir Limanı da satarsınız, memleketin ucunda bucağında ne varsa satarsanız, üstüne bir de Haziran'da ek bir bütçeyle gelip burada milletten onay almayı beklersiniz. Milletvekillerinizden belki onay alırsınız ama milletin kendisinden zor alacağınızı ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sarayın bütçesine buradan hayır diyeceğimizi ifade eder, genel kurulu saygıyla selamlarım.